Evet hocam geçelim şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe maçına. Evet. Fenerbahçe-Kayseri Spor. Kayseri Spor-Fenerbahçe maçı. E, soğuk havada işimizi ısıtan Fenerbahçe'de böyle bir futbol var. <laughs> Zorlu <vardı> şartlarda. <laughs> e, Tabii 2-0'dan sonra şey 3-0'dan sonra Acaba? bir anda maç 3-2'ye geldi. Acaba <laughs> mı falan dedi falan herkes ama 4. E, gol zaten bütün e, Kayseri Spor'un o enerjisini, isteğini tamamen e, kırdı, kırdı, bitirdi. E, maç değerlendirmesi alıcaz, ondan sonra detaylara gireriz. Valla hep e, herkes şunu dedi: Fenerbahçe'nin oyunu bu olmaz, Fenerbahçe şöyle oynamaz, Fenerbahçe böyle oynamaz, Fenerbahçe önde oynar. Ama adam hiçbir zaman taviz vermedi hoca. Oyun e, oyun düşüncesi o şekilde. Avrupa'da da bu tarzda oynuyorsunuz. Yani Avrupa'da da bizim gibi deli dolu böyle olan burnu basmıyor böyle. Ha bizim ülkemizde belki büyük takımlar ama adam ona hiç bakmıyor. Dedim ya biraz evvel. Fred'i geçen sezonki şu andaki oyun düzenine bir bakın. Genel olarak bir bakın. Genel takımın geçen sezonki aktif oyunundan pozisyon oyuna geçişine bir bakın. Fenerbahçe'nin tek şunu söyleyeceğiz. İhtiyacı herhalde Talişka falan değil bence bir sol bek, bir de stoper. Evet. Dikkat et, bütün hep stoperlerde değişiklik yapıyor. E, sol bekleri tamam götürdünüz, Ferdi gitti, hem para kazandı, hem para kazandırdınız. E, hiç düşünülmeyen ki futbolun içinde olan bir şey, onunla götürürüz dediniz. Sakatlandı. Sakatlandı. E, şimdi de Adam hiç oynamadı bir yere tadiç oynatmaya çalışıyor. Kosti. Şey şey tosiçi, kostiçi Kostiç oynatmaya çalışılıyor. Adam Türkiye'de oynamaya başladı. Hep önde ve çok kaliteli bir ayak vardı. Şimdi ben 17 yaşından beri takip ediyorum onu. İşte Groningen'e gitti, ilk profesyonellik, Fauk ve Stuttgart, Hamburg, Hamburg falan. Çok kaliteli bir ayaktır o. Tam Santrofor'ların istediği bir hmm. virtüöz diyeyim ona Ama bir tek oralarda eksiği var. Yani Taliç şey e, neydi? Ya, bir Oğuz Aydın ee, Muhammed'i 10... mutlaka açmamız lazım. Yani şimdiye kadar 11, neredeyse ilk yarı sona ermek üzere sezonun ilk yarı bitmek üzere daha ilk defa adam ilk 11'de oynadı Oğuz Aydın birlik karşılaşmasında. Adamın bir bildiği var abi vakit. Öyle çıkacağız. Demek ki elinde o kadar çok oyuncular var ki Maksimum var işte bir sürü açık oyuncusu var. Bu kardeşimiz de Fenerbahçe'de ilk defa bir 11'de tamam hazırlıklar hazırlıklar ama Lig maçında ilk defa evet. 11'de başladın. Sırıttım. Hiç sırıtmadı. Oyun bilgisi belli i̇ki oldu. Gol, bir asist. Hem iki gol lig. Bırak asisti. Hep oyunun içinde. Ve şöyle dersin. Belki de tutukluk yapabilirsin. Ya yani ben şimdi bir göstereyim kendimi. Adam sanki sezon başından beri oynuyormuş gibi. Bütün maçlarda oynuyormuş. O kadar çok rahat ki. Ve her işi doğru yaptı. Evet. Demek ki Yarın öbür gün daha fazla göreceğiz e, maçlarda. Hocam şeyi çok merak ediyorum, şimdi e, hakikaten böyle antrenman topçusu var, maç topçusu var ya, mesela zaman zaman antrenmanda iyi olmayan bir futbolcunun sahaya atıldığında farklı bir performans verdiğini gördünüz mü daha önce? Oluyor öyle. Oluyor oluyor. Mesela şimdi... antrenmanda kötüdür, oynatmak istemezsin falan ama oynattığın zaman da süper oynan adam. Falan, ama sen onu hoca olarak bilirsin. Onu bilirsin. Şimdi bazı oyuncular vardır. Çok sprinter oyuncular vardır. Bazı da dayanıklı iyi oyuncular vardır. O dayanıklı iyi oyuncular da antrenmanda her yere dalmazlar. Hep böyle belli bir alan için böyle. Tamam. Ama onu sen futbol futbolunu bilirsin. Sana neler katacağını bilirsin. Acaba dedim yani Mourinho göremedim antrenmanlarda. Yok görememedi değildir. O şimdi orada tabii bir İrfan vardı. Bir Tadiç vardı. İşte Maximan Kostici, var. Maksimen vardı. Bunlarla bir gidişatı bak yani bugün Ennesli'yi de kenara atarsa, Cenk'i falan oynatırsa hiç şaşırma. Bak hiç şaşırma diyorum sana. Hep şansını veriyor. Çünkü e, hoca esasında çok fazla takımla oynayan bir hoca değil. Pek nadirdir böyle değişiklikleri yapan. Ama buraya bir geldi. Şimdi buranın futbol, yoğurt işi çok farklı. Takımlar çok farklı. Sen şimdi İtalya'da oynuyorsun. Hocalık yapıyorsun. Kaç tane takım tabir var ya hani yeni ta otobüs çekiyorlar falan. Yani. kaç tane tanese hepsi oynuyor senle Sen de oynadığın için onun için o pozisyonları çok iyi biliyorsun. Oyuncuları e, buraya bir geldi. Taktik. Yani taktik. bam bam bam. Burada bambam. her şey farklı. Hakemler farklı. Üflesen yere düşsen faul çalıyor. Bir sürü e, anlatabilirsin. E, şimdi kalırsa şayet yeni sezonda farklı bir Fenerbahçe izletir sana. farklı bir oyuncular getirir. Bunları çok çok daha üzerinde getirir ama toparlayana kadar da o da kendini toparladı. Ben hep şunu demiştim. Fenerbahçe'nin kalitesi belli de hocanın kalitesini göremedim. Yavaş yavaş geliyor işte oyununu oturtuyor. Fırat ediyor ki sen ne işin var abi orada diyor adam topa hakim ne gideceksin diyor sen pozisyonda kal.